Aydın araya. Kavanozda hızlı kahvaltı yapacağız efendim. Sabah evden çıktınız diyelim ki. Vaktiniz olmadı. Buyurun size kavanozda hızlı kahvaltı, bir tek senden gelir. Evet. Dinleyelim. Şimdi nasıl yapıyorum biliyor musun? Akşamdan. Sabahları biz çok erkenden yola çıkıp geliyoruz ya. Benim yolum da uzak ya. Akşamleyin şöyle bir şey yapıyorum. Tamam. Şöyle yulaf. Evet. Yulafı koyuyorum. Şu sütünü kenara doğru alabilirim. Tamam. Evet. Yulafı aldık. Şimdi dur, bir tane bardak alıp geleceğim. Tamam. Hemen. Kavanozda hızlı kahvaltı yapacağız bugün sevgili izleyiciler. Evet. Peynirli maydanozlu popover yapacağız. Ne demek, ilk defa duyuyorum. Oh. Gene kendisinden çıktı. Tost makinesinde ıspanaklı gözleme yapacağız. Evet. Bu üçü de birbirinden leziz. Yasin gittikçe yaklaştı mutfağa doğru. Yasin'cim hazır mısın canım? O şimdi... Kahvaltı yaptın mı? Yaptım. Yaptım. Aferin sana, ama yine de ben sana bu kahvaltımızdan yediricem. Yulafımızı sütle bir şimdi akşam önceden. Evet, bunu böyle ıslatıyorum bir akşam önceden. Evet. Buzdolabında bırakıyorum. Sabahleyin hatta bazen balını bile koyuyorum. Enerji versin diye. Yulaf şişiyor sütle birlikte. Yumuşuyor. Yumuşuyor. Balın tadını ve lezzetini de alıyor. Ne ekleyebilirsiniz bunun içine? Ben burada tarifi verirken kendi yaptığım ve kendi sevdiğim şeyleri ekledim. Şimdi sabahleyin şöyle bir şey yapıyorum. Biraz Hindistan cevizi. Tamam. Tarçın. Sonra birazcık tarçın. Dengelesin. Şimdi bunu akşamdan da yapıp koyabilirsiniz. Evet. Birkaç tane badem atıyorum içine. Badem ve ceviz beni çok tok tutuyor. Tabii. Sen diyorsun ya Meltem abla, biraz toparladın, daha fit gözüküyorsun diye aradı sana. Aynen. Program filan. İşte aslında kendine iyi baktan yola çıkınca. Bak ceviz buldum hemen, bugün cevizini yemiştim biraz. Harika. Kendine iyi bakmak istersen... Bakıyorsun değil mi Meltem? Evet, kendime iyi baktığım için de hem moral olarak kendimi iyi hissediyorum, hem beden olarak kendimi iyi hissediyorum. Bir de beden olarak kendini sevmeye başlayınca daha çok dikkat ediyorsun. Hatırlıyorum. Bu da çok önemli. Bu da çok önemli. Şimdi bunu böyle bir kavanoza koyuyorum. Evet. Bu benim evden çıkarken... çıkmamışsam çıkmak üzereyken yiyorum. Çıkmışsam kavanozun içine bunu koyuyorum. Bu benim araba mamam oluyor. Oh. Ben bunu gelirken kahvaltımı bundan yapıyorum. Şimdi böyle koydum. Bitti mi? Hayır. Şöyle döktüm içine. Çok güzel. Geceden kavanoza koy, sabah yanına al, çık muzu da koydun. Üzerine sulanmıyor, de muz... yumuşuyor. Çok güzel oluyor değil mi? Kesinlikle. Hı-hı. Hatta biraz sütle beraber kıvamına geliyor. Ne derler? Muhallebi kıvamına geliyor. İki muz da kesiyorsan maşallah yani. Yok, 1,5 tane kestim. Tamam. Aslında bir tane. Bunun üzerine de birazcık tarçın attım. Tamam. İşte benim sabah kahvaltım. Oh, çok güzelmiş. Yasin'cim gel aşkım. Gel. Sabah kahvaltısını bakın yanınızda. Ama evet, vaktin yoktu, kahvaltı edemedim, güne aç başladım. Bu kabul etmiyoruz. Bu her şekilde her çantaya sığar. Beyler artık sizlerin de birer çantası var. Yani elektronik eşyalar fazlalaştıkça ben çok görüyorum erkeklerde. Evet. Bu yan çantalar, bel çantaları zaten gene geri döndü biliyorsunuz. Koyun yanınıza kahvaltınızı. Şahane. Yiyin bak şimdi. Yani bu neden kaçınmak için aslında biliyor musun biraz? Sabahleyin evden çıktın, giderken pastaneden 2 tane poğaça al fikrinden ya da bir açma yiyin bir simit de fikrinden uzak kalıyorsunuz. Hem evet, sağlıklı bir şey yiyorsunuz, hem de poğaçadan ve açmadan çok daha besleyici, kendinizi fit hissedebileceğiniz. Aynen. Şahane bir gıda. Çok bak da güzel besleniyorsun. Sabah sabah seni besleyelim. Bir de tok tutuyor annem bunu, bak ye bak. Ah ben sana kıyamam. Dur peçete vereyim sana. Ah sevdin mi? Yarısın tosunum. Çok güzel. Of, aynen of. Öyle. Yarısın, dur bak ben şimdi sana daha neler yapacağım.